uzatıyor mu? Evlilik terapileri evliliği kurtarır mı? Aldatmaların altında yatan psikolojik sebepler neler? Çocuklara özgüven nasıl aşılanır? Ergenlik dönemindeki çocuklara anne ve babalar nasıl davranmalı? Açlık psikolojisiyle nasıl başa çıkılır? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Nevzat Tarhan anlatıyor. Az sonra. Şimdi iyilik etme zamanıdır. Her zaman olduğu gibi ama özel bir aya girmek üzereyiz. Öyle bir ay ki bu, içinde Ramazan olmayan, içinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan kıymetli bir ay Ramazan-ı Şerif kapımızda artık. Şükürler olsun ki bu senede Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk, kavuşuyoruz. Arefe günündeyiz. Hazırlıklar başladı. Hem psikolojik olarak hem manevi olarak hazırız diyorsunuz. Biz de hazırız elbette sizin için. Çok değerli konuklarımızla beraber bugün beraberce hem orucu konuşacağız hem orucun psikolojisini konuşacağız. Yiyeceklerimizden bahsedeceğiz. Sahurda ve iftarda hem aklımızı, beynimizi ve tabii ki kendi nefsimizi hem de bedenimizi nasıl tok tutacağız bunu konuşacağız. Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam size bir şey soracağım. Evet. Öyle bir inanç ki bu, yani insanın ne kadar güçlü olduğunun göstergesi belki de. Herkesin pek çok alışkanlığı var. Bazen vazgeçemediği kötü alışkanlıkları evet. da var. Ama öyle bir şey oluyor ki Ramazan'da ben bunu bırakamam, asla bırakamam diyen insanlar Ramazan günü asla bu alışkanlıklarını, siz onları anladınız, içmiyor, tüketmiyor. Nasıl oluyor bu? Evet, bu Ramazan, yani açlıkla beyin arasındaki ilişki, açlık tokluk duygusuyla beyin arasındaki ilişki son 10-15 senedir anlaşıldı. Hatta diyette de çok önemli bu. Yani kişi inanarak zayıflayacağına inanarak diyete başlarsa beyin ona uygun çalışıyor. Açlık tokluk ritmini ona göre ayarlayabiliyor kişi. Ama inanmazsa, mesela alışkanlıklarda da öyle, sigarada da. Yani biz hatta sigara bağımlılığında kişinin sigarayı bırakmasının gerekçelerini bir kağıda yazdırıyoruz. Sigara içme isteği geldiği zaman ona bak, gerekçelerini hatırla, öyle kendi iç kontrol sağla diyoruz. Burada bırakma yok. İsterseniz sonra başlayabilirsiniz. Tabii, hatta ama saat dolunca tekrar içenler var. Kötü bir alışkanlık. Lütfen yapmayalım desek bile. Tabii. Fakat oruç zamanında oruçta insan tutabiliyor kendini. Tutabiliyor. Normal zamanda tutamıyor. Ve ilginçtir. Yapılan araştırmalar var. Mide salgısı bile oruç kişilerde, yani oruca inanarak istekli tutan kişilerde öğlen açlık yemek vakti geldiği zaman millet mide şey salgılıyor, asit salgılıyor. Bu kişilerde salgılamıyor. Çok enteresan. 2-3 günün içinde ama. 3 gün bir alışma dönemi var. O zamana kadar beyin şöyle diyor. Sen bugün oruç tutacaksın, akşam iftar edeceksin, bu zamana kadar bir şey yemeyeceksin diye kendi kendine programlıyor. Hatta beynimizin kendi kendini programlamasının açlık toklukta olduğu gibi hayatımızı hep görürüz böyle. Mesela sabah 4'te kalkacağım, uçağa yetişeceğim saat diye inanarak kişi kesin inanırsa saat kurmadan kalkar. Ama ya kalksam da olur, kalkmasam da olursa kalkamaz. Yani bu beyin kendi kendini programlayan bir organ. Şimdi bu kişilerde de beyin ben oruç tutacağım diye istekle inanarak dediği zaman beyin kişiye yardım ediyor. Diyor ki sen oruç tutacaksın, açlık hissini uyandıran kimyasallar salgılama diyor beyin. Ve onun üzerine beynin hipotalamus bölgesi var. O bölge açlık hormonları salgılamıyor. Ve kişi rahat orucunu tutabiliyor. Ama yani böyle inanmadan tutarsa, toplum böyle başkasının hani gönülsüz tutarsa, toplumun baskısıyla tutarsa, beyin o komutu vermediği için oruç ızdırap oluyor kişiler için. Bak bu çok enteresan. Yani gönülden, inançla, tabii, isteyerek yaptığınızda burayla bura biri olacak. Bedeniniz size evet. uyum sağlıyor. Sağlıyor. Ve acıkmamanız için bir takım evet. enzimler salgılıyor. Evet. Doğru anlıyorum. Aynen değil öyle. Mi? Ama eğer hani toplum baskısı, hadi bugün tutayım kimse yanlış anlamasın deyip diye biraz haşa gönülden yapıyorsanız bu işi, evet, o zaman beyninizle vücudunuz size uyum sağlamıyor. Uyum sağlamıyor. Yani kişi bu nedenle ilk yani Ramazan'da zaten amaç da o. Kişinin en büyük zaferi kendisine karşı kazanılan zaferdir. Kendi iç dürtülerine, arzularına, böyle yoldan çıkarıcı, çeldirici isteklerine, bencil eğilimlerine karşı zafer kazanmak
bir insanı güçlü yapan bir şeydir. Asıl güçlü böyle baş pehlivan değil. Kendi nefsini yenebilen kişiye pehlivan denir. Hocam derler ki Ramazan-ı Şerif'te şeytan yeryüzüne inmezmiş. Dünyaya inmezmiş. Peki Ramazan'da hiçbir kötülük, günah olmuyor mu? Oluyor. Peki nasıl oluyor? Şeytanla değil. Kendimizin içinde var bir şeytan aslında. Nefsimiz. Tabii. Nefsimiz devam ettiği için bu sefer yapılan bütün günahlar nefsimizin işlediği günahlar. Tabii insanda iyicil ve kötücül duygular var. İyicil duygular ve kötücül duygular. Hangisini beslersek o gelişiyor. Yani bahçemizde ayrı kotlar var. Onu besleksek o yayılır ama çiçekleri, iyi şeyleri beslersek onlar yayılır. İçimizde de beynimizde de iyicil duygularla ilgili alanları beslemek için Ramazan bir fırsat oluşuyor. Yani aslında yani ruhumuzun şekillendiği bir ay Ramazan ayı. Biz hep açlıktan söz ediyoruz ama bu sadece işin bir kısmı biliyorsunuz. Tabii. Ramazan-ı Şerif'te aslında sadece açlık bedenimizi ve nefsimizi sınamak için iyilik yapmak, güzel konuşmak, fitne fesattan uzak kalmak, doğru şeyler söylemek, iyi insan olabilmeye çalışmak, kimsenin kalbini kırmamak, fitre vermek, zekat vermek, yetimin başını okşamak, daha sıralayamayacağım kadar çok güzellikler var. Bunları hayata katmak asıl değil mi? Bu buradaki iş şey kişinin yeme yememe, açlık, susuzluk duygusunu kontrol edip etmeme, yani kişinin hayatında merkezi rolü olan bir duygu. Bunu başaran bir kimse hayatta birçok kontrolü başarabiliyor. Yani günlük hatta buna fiziksel zeka deniyor psikolojide. Fiziksel zeka. Fiziksel zeka. Yani bedenini iç disiplin geliştirebilen, yattığı kalktığı saati ayarlayabilen, yediğini içtiğini ayarlayabilen, yani kendini iç denetimini yapabilen kişiler Ramazan ayı bu dönemde bir katkı sağlıyor kişiye. Ve yaptığı işe de bir ibadet anlamı yüklüyor. Kişi sadece kendi keyfi için değil, yani bütün manevi yaşam için, ölümden sonraki yaşam için de bir şeyler yapmış oluyor. Toplum için, aile için bir şeyler yapmış oluyor. Bu nedenle Ramazan dönemindeki kişinin kendi kendini denetleyebilmesi, kontrol edebilmesi, iç kontrolü öğrenebilmesi çok önemli. Nefsini terbiye edebilmesi. Nefis terbiyesi. Peki, Tekirdağ'a gidelim. İlk telefonumuz Yağmur Hanım'dan gelmiş. Yağmur Hanımcığım merhaba. Merhabalar Zahid Hanım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle Ramazan öncesi bu kadar faydalı bir program yaptığınız için size çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Şükrediyoruz bu senede Ramazan'ı görebildik diye. Sağ selamet. Benim bir sorumuz olacak. Buyurun. Ben de kara düşünüyorum nasıl yapacağım, ne yapacağım diye. Malum bu akşam sahura kalkacağız. Ben şimdi tabii oruç tutuyorum. İki tane çocuğum var. Böyle iftarın son saatlerine doğru inanılmaz bir sinir bakıyor bana. İşte elim ayağım titriyor ve bu iki tane küçük çocuğum var. Bunlara ters davranıyorum. Yani eşiniz? Elimde olmadan sinirleniyorum. Eşim çalışıyor. Gece geç geliyor. Ha. Muhtemelen çocuklarıma... o sinirden o da payını alıyordur. Evet. Kesinlikle alıyor. Evet, evet. Hangi saatler oluyor diye sordunuz. Öğleden sonra mı? Evet, öğleden İftara yakın. Öğleden sonra. Aynen. İftara yakın 2-3 saat oluyor. Sabah hiç şey yok. İlk günler oluyor. Daha sonraki günler azalıyor mu sizde? Ah, telefonu tam duyamıyorum. Ama sorunuz çok güzel. Evet. Peki. Tabii. Ben sanıyorum devamı da bu şekilde gelecek. Sorunuz için teşekkür ediyorum. Tabii. Sinirlilik hali yaratabiliyor. Tabii şimdi çoluğa çocuğa iyilik yapalım derken kocaya ya da eşinize farklı davranıyorsunuz. Öfke kontrolü de insanın yani kendi iç disiplini için, kendini ego eğitimi için çok önemli. Öfke kontrolü. Şimdi kan şekeri şöyle bir kere sahuru güçlü yapmak gerekiyor. Kan sahuru şekeri. Güçlü yapmak. Çünkü güçlü yapılırsa bir de kan şekerini tüm gün ayakta tutabilecek şekilde yüksek belli bir seviyede tutabilecek şekilde yapılırsa şimdi vücut belli bir şeyde kan şekeri düştüğü zaman vücut şeker arayış içine giriyor. Çünkü şeker glikoz vücutta depolanmıyor. En karaciğerde depolanıyor. O da 300-400 gram. Onun için beynin direkt beslendiği besini glikoz. Glikozu kan şekerinden beyin besleniyor. Düştüğü zaman en çok beyin etkileniyor. Şeker ihtiyacından dolayı. Şeker ihtiyacı oluyor. Beyin en çok arzu ettiği gıdayı alamıyor. Alamıyor ve sinirlik ortaya çıkıyor. Çünkü beyin yani öfke kontrolü, duygu kontrolü beynin işi. Yani beyin bu durumda kişi yani eğer kendisine şöyle ben akşama kadar yemeyeceğim bir şey. Bunu tutmam gerekiyor, buna katlanmam gerekir derse kişi kendisini
terbiye etme konusunda dayanıklılık eğitimine ne girmiş oluyor. Peki öfkeyi de bu arada kontrol etmeyi başaracak. Çocuklarına karşı öfke hissediyorsa hangi gerekçeyle yemek yemeyeceğini hatırlasın. Mesela iyi insan olmak için, kulluk vazifemi yapmak için, yani ruhumu, Allah rızası, yani için. Allah rızası için, her şeyin bütün içinde bunlar, bütün bunları kendisine söyler, kendi kendini ikna ederse burada çocuklara karşı da iyi davranmayı öğrenmiş oluyor. Bu bir ilk birkaç gün çok fazla oluyor. Bir müddet sonra beyin ona yardım ediyor, kan şekerin, ya açlık duygusu daha kontrollü oluyor kişiye. Peki, bu konuşalım. Sinirlik de bir orucun öfke kontrolü eğitiminin bir türüdür, bir çeşididir. Katlanmayı başarması lazım onun. Aslında bir taraftan dinimizin bize farz kıldığı ve aslında inanan herkesin yapması gereken orucun beynimize ve kendi beden aklımıza da nasıl hizmet ettiğini sayenizde öğrenmiş oluyoruz. Peki böyle sinirli gördüğümüz insanlara nasıl davranmak lazım? Uzak mı durmalı? Biraz mesafe mi koymalı? Soracağız ama hocam çok enteresan bir deney yaptık. Bir sosyal deney. Küçük bir çocuk yanınıza gelse, beni kaçırdılar dese ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Buyurun izleyelim. Sokak ortasında bir çocuk tedirgin halleriyle başının dertte olduğunu, peşinde bir adam olduğunu anlatıyor. Yardım etmek isteyen siyah montlu kişi arasında itiş kakış yaşandı. Çocuk bu sefer başka bir adamdan yardım istedi. Başının belada olduğunu söyleyen çocuk daha sözlerini tamamlamadan peşindeki adam geliyor. Çocuğun gerçekten babası olup olmadığını parkeli adama soran bu adam çok sinirlendi. Parkta spor yapan bu çiftin yanına da sığındı mağdur rolündeki çocuk ve kadının yaptı. Parkta spor yapan kadın yeşil parkeli adamın yüzüne biber gazı sıkarak tehlikeyi savuşturmak istedi. Bu insanların vicdanını test etmek amaçlı bir sosyal deneydi. Peki tedirgin bir halde başının dertte olduğunu söyleyerek yanınıza gelen bir çocuğa siz nasıl yardım edersiniz? Ve o dakikalarda yanınıza bir de güven vermeyen görünüşüyle bir adam gelse, çocuğu götürmek istese ne yaparsınız? Bu kişiler gibi çocuğun gitmesine izin verir misiniz? Herhalde. Bir taraftan düşünüyoruz biz olsak ne yaparız diye. Benim ya bana sorsanız 155 polisi ararım. Polis gelinceye kadar da bırakmam. Ne adamı ne çocuğu. Polise teslim ederim. Benim vatandaşlık görevim son bulmuş olur. Çünkü çocuğun daha gariban olduğunu düşünürsek adamın yalan söylediği gibi bir izlenim hemen uyanıyor zaten. Hocam ne dersiniz? Tabii burada zaten kıyafet parkalı kafasını örtmüş. Yani bir suçlu ve gizli bir iş yapıyor ki, diye izlenim veriyor kişi. Babası rolündeki kişi ve çocuk babam değil diyor. Bu durumda ne demektir? Yani bu çocuk yardıma muhtaç. Vicdani bir deney zaten, sosyal deney. Burada yani kişiler böyle durumlarda bana ne, neme lazım diyor mu, demiyor mu? Yani eğer burada bana ne, neme lazım diyorsa sosyal olarak o toplumda kriz var demektir. Yani belli bir oranın %50'nin üzerine çıkarsa bir toplumda böyle mazlum ve mağdur, kurban olan çocuklara ya da zayıflara yardım etmeme, dezavantajlı kişilere yardım etmeme duygusu o toplumda ciddi bir çöküş vardır. Yani burada o, çünkü suçu en çok önleyen şey dış sorumluluk değil, iç sorumluluktur. Hocam biz başka bir sosyal deney yapmıştık geçen sene. Ve ben dilenci kılığına girmiştim. Gerçekten pespaye bir, çok özür diliyorum, şeyler vardı üzerimde. Beni tanımanıza imkan yoktu. Yere düştüm. O haldeyken 10 saniye sürmedi bana su getirmeleri, bir şeyin var mı demeleri. Ellerim çamur içinde, saçlarım çok fenaydı. Ona rağmen insanlar geldi ve yardım etti. Çünkü düşen bir insandı orada. Tabii. O yüzden Türk milletinin iyi niyetine çok güveniyorum, güzel. İnanıyorum, böyle olmasını diliyorum. Tabii. Peki hocam, Aysel Hanım Kocaeli'nden bize ulaşmış. Aysel Hanımcığım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı mazallar, şimdiden teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben hocama bir soru soracaktım da. Buyurun. İyi günler hocam. İyi günler. Ben depresyon hastasıyım da ben 12 yıldır tedavi gördüm. Sizin hastanede tedavi gördüm. İşte yaptım. Elektroşok yaptılar. Evet. Bu 12 yıldır bu
5 senedir şey geçmedi ya, bir türlü geçmiyor hastalığım. İlaç falan kullanıyorum. İşte 3 tane depresyon var, anksiyete, bipolar duygu bozukluğu, bir de depresif nöbet. 3 evet. tane. İşte ben de oruç tutmak istiyorum. Yani ilaç kullanıyorum. Çok huzursuzum yani. Buna ne yapmam lazım yani? Bıraktığım zaman kötü oluyorum yani. Tabii. Peki doktorunuzun kontrolü olmadan lütfen bırakmayın ilaçlarınızı. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun tekrar. Ne dersiniz bu, hocam? Bu psikiyatride kullanılan ilaçlar genellikle günde 2 doza bölünebiliyor. Bölünebiliyor. Akşam ve sabah gibi bölünebiliyor. Özellikle koruyucu dönemde, bu hastalığın aktif döneminde bölünemiyor. Günde belli saatler alıyor. O koruyucu dönemde, idame döneminde ikiye bölünebiliyor. Böyle durumlarda iftar ve sahurda alınabiliyor. Ama bazı ilaçlar belli bir kan seviyesini tutturması gerekiyor. Böyle durumlarda yahut da mesela uykusuzluk bazı hastalıkları tetikliyor. Uykusuzluk. Mesela bipolar bozukluk, kişi gece uykusuz kalırsa, ki Ramazan'da sahura kalkılıyor vesaire, uykusuz kalma durumu oluyor. Bu hastalığı tetikleyici etki yapıyor. Bu nedenle burada hastanın bünyesini bilen, yani burada hani bizim kültürümüzde mütedeyyin hazık hekimler diye geçer. Yani hem uzman hem de kişinin inançlarını, kültürünü bilen hekimler, böyle kişilere danışarak o kişi kendi bireysel durumuna göre çözüm üretmesi gerekir. Yani bravo, genellikle güzel. Biz tavsiye böyle durumlar kişi istiyorsa, şimdi oruç tutmazsa kişi kendini daha kötü hissediyor. Değil mi? Yani tutabiliyorsa eğer, bir zararı yoksa ya ilaç dozunu dengeleyebiliyoruz. Yani ama hekimine muhakkak, şu anda kim takip ediyor, yakından kim tanıyorsa ona sorsun. O telefonla da sorabilir. Eğer bizim uzmanlarımız görmüş anladığım kadarıyla. Peki, ilgili uzmana da sorabilir. Tamam. Tabii. Şunu anlıyorum. Tabii. Eğer kişinin bir rahatsızlığı var ve evet. ilaç kullanıyorsa, Ramazan'dan alınacak olan manevi hazzın da tabii. psikolojik olarak kendisine yapacağı olumlu etki tabii. yatsınamaz bu tabii. durumda. O yüzden doktoruna bunu söyleyip eğer uygunsa, evet. bak söylediğiniz bizim aklımıza gelmiyor. Uykusuzluk diyor hocamız, tabii. doğru. Sabaha kadar uyumuyoruz sahura kalkıyorsanız eğer. Evet. Veya şekerindeki bazı dalgalanmalar, kan değerlerindeki tabii. bunu etki edebiliyor. Doktor kontrolünde bunu çözmek mümkün. Peki tabii. hocam, bir takıntı bir hastalık mıdır? Nereden sonra hastalık olmaya başlar acaba? Yani takıntı da beynin bir bölgesi, mesela diyelim temizlik, kirlilikle ilgili takıntı var. Eli havada dolaşıyor bazı insanlar. Elinde çorap dolaşan kişiler biliyoruz biz. Eline çorap gibi. Çorap dolaşıyor. Temizlik için. Her şey kirli gibi geliyor her şeye. Günde 50 defa elini yıkıyor mesela. Hatta elimden gelse koltuğu makineye atacağım diyor. Oo. Hatta öyle kişi biliyoruz ki bir banyonun kapısını söküp yıkıyor, tekrar koyuyor. O derece. En son balkonuna gelen ağacın yapraklarını yıkayan, her gün temizliyor. Onu da evden. Banyoda bir buçuk gün duran hasta biliyorum ben, çıkamadan. Gecesi gündüzü. Gece gün bir buçuk gün. Ne yapıyor orada? Eli havada duruyor, giriyor, yıkıyor, duruyor. Işık gibi bir buçuk gün geçmişti, yatırmıştık. Hocasını eve almayan var. Ya. Beyazlatıcıyla her şeyi yıkayan var. Tabii ki. Hocası dahil, tabii. çocuğu dahil. Dahil, yani bir günde bir koli çamaşır suyu bitiriyor. Yani ev çamaşır suyu kokuyor, halılar parçalanmış silmekten, yıkamaktan. Bu bir hastalık, kişinin elinde değil. Hocam bizim memlekette de bol bol rastlanıyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama bu çok zor bir şey. Şimdi kendinizle bu kişisel tasarrufunuz, tamam. Elleri yara olan hastalar geldi bize. Eşiniz, çoluk, çocuk, kendi eviniz. Bunlar kendi iç çevreniz. Ya sokakta mesela çöp konteynerleri var. Evet. Hiç aklınıza gelir mi çöp konteynerini silmek? Hiç aklınıza gelir mi? Ama onun geliyor. İşte konteynerin yanından geçse bile. Semiha Hanım aynen çöp konteynerini siliyor. Bakın görüntülerimizde neler var. Sonra üzerine konuşacağız. Her kadın temizlik yapmayı sever ve her kadın biraz titizdir. Ama Samiye Karabul bundan biraz daha fazlası. Kendisi Üsküdar'da oturuyor ve kapısının önündeki sokağı temizliyor. Her gün sabah insanlar dışarı çıkmadan, işlerine gitmeden ilk kalkan o oluyor ve geliyor buradaki sokakları temizliyor. Hatta biraz daha fazlası sokaktaki çöp konteynerlerini temizliyor. Samiye teyzem, çıkıyorsun sabahları sokağa süpürüyorsun. Kaçta kalkıyorsun? Sabah namazından sonra kalkarım. Millet kalmadan ben kalkarım, kapımı süpürürüm, çiçeklerimi sulayırım, konteyneri silerim.
İnsanlar işe gitmeden sokakların temiz olmasını isterim. Çocukların kapıya çıkmadan çocuklar temiz oynasın. Onları seve seve yaparım. Komşularım da memnun. Peki etraftaki insanların konu komşunun tepkisi ne oluyor? Onların da çok hoşuna gidi. Mesela abla sen niye kalkıp da bu saatte bu işi yapıyorsun? Benim hoşuma gidi böyle yapmak. Yatıp dinlenene kadar kalkıp temizlik yapıyorum. Daha çok hoşuma gidi. Samiye Hanım sadece sokağı temizlemekle kalmıyor. Aynı zamanda çöp konteynerlerini dahi siliyor. Konteynerleri de siliyorsunuz, evet, doğru mu? Konteynerler geldi, çocuklar ellerini sürüp mikrop kapmasın, hastalık olmasın. Kapıda çay içmeyi çok severim. En azından bir sinek konarsa ondan mikrop kaparık diye. Çocuklar mikrop kapsın istemiyorum. Evet. Konteynerleri temizliyorsunuz. Götürüm böyle silerim. Ne bileyim böyle daha çok hoşuma gidik. Onların yaptığına kalmıyorum, kendim de yapıyorum. Komşularım da memnun oluyor. Kendim de hoşuma gidi. Bunu bana zorlayarak kimse yapmıyor. Peki Samiye teyzem, her zaman mı bu kadar temizdiniz? Ya ben çocukluktan beri en azından kendim bildiğim bileli ufadım da annemle kuzulara giderdik, güneklere giderdik, günek yaymaya giderdik. Annem derdi bana, kızım sen niye bu kadar titizsin, ne kadar süpürüyorsun derdi. Anne derdi, güneklere çıkartmadan akırı süpürelim öyle gidelim. Veya kuzuların yerini süpürelim öyle gidelim derdim. Geldikleri zaman temiz yasarlar derdim. Çocukluktan beri var yani. Çocukluktan beri bu yani bu şeyde bende sevgi var yani, temizlik sevgisi. Bile bu kadar özen gösteren Samiye teyzenin evi nasıldır diye düşündük ve evine geldik. Evi de gerçekten tertemiz. Aynı özeni evinize de gösteriyorsunuz. Evet. Kapıyı nasıl tutuyorsam evimi değil tutuyorum, çevremi değil tutuyorum. Samiye Hanım'ın komşuları da kendisinin bu tutumundan oldukça mutlular. Samiye Hanım'ın hemen bir ev yanındaki komşusu Zeynep Hanım'ın yanındayız şu anda. Zeynep Hanım, ne düşünüyorsunuz? Samiye Hanım çıkıyor buraları temizliyor. Güzel, çok güzel bir şey yapıyor. Örnek bir komşumuz bizim o. Bizim çocuklar kirletiyor, Samiye Hanım temizliyor. Memnunsunuz. Memnunuz, çok güzel. Bizim çocuklar kirletiyor, Samiye Hanım temizliyor. Samiye Hanım'dan çok memnunuz. Bu sokağı Samiye Hanım temizler, konteyneri temizler. Mahallemizin çocuklarıyla yani temizliğine çok özen verir mahallemiz ama çocuklar pisler, o temizler ya. Bir şey söyleyeceğim. Her mahalleye bir Samiye Hanım lazım. Ha? Nasıl temiz, titiz bir kadın maşallah ama kendinizi yıpratmayın Samiye ablacığım. Yani sizi mutlu ediyor bu belli. Konu komşu da pek bir memnun bu işten. Ama ne olur kendinizi yıpratıp da asla masla etmeyin. Ama bu fevkalade bir şey yani çevreye de sahip çıkmak sadece evinize değil. Muazzam bir şey. Ne dersiniz hocam? Tabii şimdi bu kişinin, yani bunu mutlu kişi bunu yapıyor. Acaba günde ne kadar zamanını alıyor? Sabahın akşama kadar tabii diyor. Sabah 6'da çıkıyorum evini de temizliyor. Acaba çocuklarla ilgilenmesi, mesela çocuklarla oturuyor mu, oynuyor mu, konuşuyor mu, eşiyle ilgileniyor mu? Bütün bunları terk edip bunu yapıyorsa bu şuna benziyor. Hani gözümüz güzel bir organ ama kocaman olursa bir tabii gözümüzün biri hiç de güzel değil. Aynı bunun gibi yani günlük yaşam önem ve öncelik ölçüleri var, oranları var. O, yani insan hayatında da temizlik güzel bir şey ama bir, belli bir oran ve sınırlar içinde olması gerekir. O sınırları geçtiği zaman hastalık kabul ediliyor bu. Böyle durumlarda o kişi bundan mutlu ama genelde bu kişiler şöyle, kimse de şikayetçi olmuyor, eşi de böyle esnek oluyor, idare ediyor onu ve bir müddet sonra bu artık onun otomatik haline geliyor ama genellikle yaş ilerleyince böyle 40-50 yaşlarına gelince eski enerjisi yok, 15 yaşında tabii. Gibi değil. Bu sefer yoruluyorum diyor, temizliği yapamayınca bütün gün yatıyor. Hani yatak açık duran kişiler vardır, kafasında temizlik vardır ama yapamadığı için kendini bırakır. Şimdi bu kişiler ya hep ya hiç derler. Ya tam temizlik yapacak da tamamen bırakırlar, her taraf berbat durumda kalır bu sefer. Ya bu nedenle burada bütün iş yani. Tabii tam tersi olur yani. Bu kişilerde siyah beyaz düşünce dediğimiz iki uçlu düşünce vardır. Yani gri alanlar yoktur. Yani dereceli düşünemez. Ya temiz olacak ya hiç tam dört dörtlük olmadıysa bırakıyor kişi. Halbuki hayatta mükemmel, yani mükemmeliyet duygusunu, kontrol duygusunu temizlikle bu kişi tatmin ediyor. Ama bazı insanlar böyle evi temiz olunca çok mutlu oluyorlar. Tabii. Sonra bakıyorum buradan besleniyorlar. Besleniyorlar. Ya o kişi için bir ego doyum alanıdır onun için. Egonun rahatladığı. Ama mükemmeliyet
Yani her şeyi mükemmel yapmak, temizliği mükemmel yapmak değil, elinde gelen imkanları en mükemmel şekilde yapmaktır. Şimdi benim anlatacağım bu karakteri pek çok kişi belki yaşıyordur çevresinde. Annesine, babasına, kayınvalidesine, kayınpederi diyecektim. Erkeklerde pek olmuyor. Yani çok sevdiğim bir dostum var, bir büyüğüm var. Gidiyorum, evi pırıl pırıl ama devamlı temizlik yapıyor. Diyorum ki bırak artık, bak ne kadar güzel ev, her şey çok güzel. Sonra hastalanıp yatıyorsun, yine de o temizliği yapacak. Çünkü öyle mutlu olduğunu söylüyor. Ben de üzülüyorum, yapma artık, çırpınma diyorum ama. Genellikle stres azaltma tekniği olarak yapıyorlar bunu. Kendine mesela bir şey canı sıkılıyor, dolapları indiriyor, siliyor, tekrar yerleştiriyor, bir rahatlatıyor onu. Size bir şey söyleyeyim, telefonla konuşuyor, elinde bez. O bez olmadan telefon olmuyor. Bütün telefonla her tarafı dolaşıyor. Tabii. Yani konuşurken bütün mesela çocuk alıyor. Geliyor, anne şu nasıl, işim var diyor. İşte burada önem ve önceliklerini karıştırdı demektir. Ve bu müddet sonra çocukta duygusal ihmal oluşuyor bak. Bunları hatta biz mesafesiz terk diyoruz. Yani bir anne, bir baba, mesela baba kendi işe veriyorsa, anne evini temizliğe veriyorsa, çocuklarla zaman ayırmıyorsa, çocuklarla beraber olduğu halde, mesafesiz olduğu halde, ya yakın olduğu halde ihmal var. Duygusal ihmal var, terk var. Bu da temizlik çocukların gelişen derken ruhuna zarar veriyor. Bunu bilsin. Yani evde diğer önceliklerini ihmal etmiyorsa, boş zamanlarında oturup böyle gereksiz şeyler izleyip ya da gereksiz dedikodulara vakit geçirecekse kendini temizliğe verebilir. Ama temizliğe vermesi de çoluk çocuğu tabii, ve eşini ihmal anlamına. Çocuk ve eş burada önem ve önceliklerini bir uyum içinde dengelemesi gerekiyor. Bunu peki, söyleyelim. Hocam çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Evet. Bugün çok özel bir gün. Evet. Artık Ramazan'a merhaba dediğimiz bir gün. Evet. Sizin sayenizde psikolojik olarak da Ramazan hazırlanmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Şimdi sevgili Meltem Açıkel gelecek. Onunla da yine Ramazan'a beraberce hazırlanacağız. Hayatın püf noktalarını pratik ve kolay şekliyle o anlatacak. Tabii. Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'a çok teşekkür ediyorum. Ramazan'la ilgili şunu son söyleyeyim. Buyurun hocam. Tabii. Ramazan iki konuda, bu çağımız insanla iki konuda sabırsızlık ve şükürsüzlükte ilaç değeri var. Yani küçük şeylerden mutlu olmayı öğrenme ayıdır. Aynı zamanda dayanıklılık eğitiminin olduğu aydır. Yani bu dönem bunu ruhun refresh edilme dönemidir. Kendini yenileme, yani yaratılış moduna dönme dönemidir. Kendini bunu yenileme ve gerçekten inancının gücünü görebilme. İnancını güçlü görebilme. Kendisiyle barışık olmayı başarırsa bir insan Ramazan'ın hakkını vermiş olur. Çok güzel. Bana sorarsanız şükür ayıdır Ramazan. Bu bir seneyi de sağ selamet, kolum başım yerinde tamamladım der. Her ay böyle dua ile geçirmek lazım diye düşünüyorum kendi adıma. Tabii. Hocam çok teşekkür ederim, ediyorum. Sağ olun efendim.